it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been hurt. Çekilişi de kazandım. Sizler için de bu kazandığım çekilişteki tohumu hediye edeceğim. Açıklama kısmına arkadaşlar şartları koyacağım. Oradan okuyup çekilişe katılabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Samet Karakaş. Trakya Çiftçi Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Engin Tarım İşletmesi'nden Gökhan Engin ve Hakan Engin'le beraberiz. Şimdi sizlerle beraber bugün Tarla Günleri etkinliğindeyiz. Kısaca Gökhan Engin ve Hakan Engin bizlere bilgi versin. Ondan sonra videonun devamında görüşmek üzere. Bugün bir etkinlik yapacağız. Ayçiçek reklamı olarak. Lidea'nın yeni çıkarmış olduğu 80 günlük yeni bir ayçiçek çeşidimiz var. Biz bunu ektik abimle beraber. Onun bir tanıtım günü gibi bir etkinlik yapacağız. Herkesi bekleriz. Dostlar şimdi köyümüzün çıkışında hemen direkt şurada zaten bayraklarımız var. Yelken bayraklar var. Tarlanın doğru gidelim bir bakalım hep beraber. Yavaş yavaş halk gelmeye başlayacak. Saat 11'de çünkü etkinlik başlanacak dendi. Şu an saat daha 10.30. Daha biraz vakit var. Şimdi biz de tarlaya doğru ilk önce bir gidelim bakalım. Herkesten önce sizlere aktarmaya çalışayım. Güzel bir verim alınabilirse tercih edilebilir bir ayçiçek tohumu olabilir. Çekiliş de yapılacakmış. İsimler falan yazıldı. Eğer bana çıkarsa çekilişte sizlere hediye edeceğim ben de arkadaşlar. Ben de çekilişte sizlere hediye edeceğim bu tohumu. Bir çuval tohum vereceklermiş yani bakalım. Buraları biraz yaşmış. Yani burada batarız. Yapacak bir şey yok. Şu ileriye gitmedim ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Gayet güzel duruyor. Benim görüşüm o yönde. Ürünün bugün hasat edilmeme durumu çünkü daha olgunlaşmadı. Hasada hazır değil. Hasada hazır olduğun zaman, biçildiği zaman da eğer işte olmazsam, itfaiyede olmazsam, burada olursam yine bununla alakalı video çekeceğim. Ve ne gibi verim alındığını, nasıl bir süreçten geçildiğini falan Engin Tarım'dan, Gökhan Engin ve Hakan Engin'den alacağız arkadaşlar. Durak. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16 numarada benim ismim yazıyor. Eğer çekiliş sonucunda bana çıkarsa bir torba ayçiçek tohumunu sizlere çekilişle hediye edeceğim. Bakalım hep beraber çekiliş sonucunu bekliyoruz. Yani şu mantıkla buğdayı kaldırdık 80-90 gün içerisinde bize %150 kilo 200 kilo arasında bir verim sağlama olanağı varsa bir çeşidin, bu çeşit iyidir. Yağ hep stabil gelir. 40'da 42 bandında, 44 bandında gelir. Çok yağ geliyor dersem sizi kandırmış olurum. Bunda bir 48-49-50 yağ fazlında yok. Bu ürün birinci ürünü de ekilebilir. Ekilebilir ama gününü ve biçimini çok iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü en son eken de sen olsan, ilk sene eken de olsan, ilk biçen de sen olacaksın. Çünkü çok çabuk kurma periyoduna girecek. Ama dediğim gibi yeni bir teknoloji ve yeni bir sistemle ikinci ürün, aslında ikinci ürün ayçiçeği denilen bir olanak yok. 80 günlük kısa bir gün olduğu için ikinci ürün ayçiği adı altında ekilir. Yani bir su verme olanağı varsa tabii ki de çok yüksek verimler, 250-300 kilolar. Yani geçen sene buraya en yakın kıtlar ile 350 kilolar, 2 süre 3 süre çok rahat bir şekilde alınabildi. Ayçiğinin de belli bir mevcut piyasası olduğu için güzel de paralar kazanıldı. Bu sene de güzel fiyatlar açıklandıktan sonra yine aynı şeylerin olmasını ümit ediyoruz. Aynı fiyatlar mı? Efendim? Öbürlerine endeks mi fiyatlar? Fiyat derken ticari satış fiyatını soruyorum. Son fiyatı. Ticari satış fiyatı 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Yani 10 lira ucuzdur, 5 lira pahalıdır. Yani bu sene biraz da... Randımanla satıldığı için. Bu sene biraz da ticari satış. Biçtikten sonra yağlı tohumlar ya da herhangi bir zahirece bıraktığınızda yine aynı para neyse olur. Ya oran neyse, ekoitresi neyse, verimi neyse. Ona göre mi fiyatlandırır? Tabii tabii yine aynı şey. Yani birinci ürün arasında bir fark yok. Özel olan bir şey de yok zaten. Sadece dediğim gibi ikinci ürün 80-90 günde bu yapıya sahip. Tarla içerisinde gezebiliriz. Yani buradaki giriş alanları boylanmış olan bir kısım. Dediğim gibi bir su aldıktan sonra kafa kapısı, yapısı kırık.
aynı zamanda dağın orta yere kadar dolgulu bir şekilde. Yani çekirdeklerin ya da herhangi bir dökme falan yapmaz. Kelle çürüklüğü dediğimiz, su verdik, çok ayçiçeği su verildikten sonra kelle çürütmesi yapar. Bazı kanseri ya da mantarı hastalıklar dediğimiz öldürücü etkide hastalıklar yapar. Bu tarz bir etkilerde bu su verilmesine rağmen herhangi bir şey yok. Yavaş yavaş kuruma dönemine girmiş, yaklaşık da 7 gün ya da 8 günlük bir alan mevcut. 8 gün sonra çok rahat bir şekilde ikisi de biçime gelecek. Zaten öbek öbek bir alan kuruyorsa ayçiçeğinde hem benim bakımından iyidir hem de hastalık yapmadığını belli eder. Eğer bir ayçiçeği bir kere de kavrulup yanıyorsa, burada bilmiyorum kim yani kimse şimdi yol boyunun üstünde bir ayçiçeği var, bir kere de kavruldu. Ben 3 gün önce bu tarla gezmeye geldiğimde yeşildi. Bir kere de kendini kavurttu. Mesela bir yerden ateş gibi yanıklık başlamış, içeriye doğru çok hızlı bir şekilde yayılmış. Bizim istediğimiz kuruma da istediğimiz biçim aralığında beklediğimiz ayçiçeği de bu şekilde olması gerekiyor. Ve aynı zamanda yavaş yavaş kuruyacak, yavaş yavaş da biçime gelecek. 80 gün ya da birinci ürün dediğimiz 120-130 günlük ayçiçeğinde bizim istediğimiz de bu. Çok uzun bir şekilde kurumasını beklemeyeceğiz. Yavaş yavaş kuruma olacak, yavaş yavaş da biçime gelecek. Bir kere de yanıp kavrulması, her geçen gün girmediğinizde biçmeye daha fazla verim kaybı ve yavrunun kaybı olur. Burada şu an öyle bir şey söz konusu değil, 7-8 günlük bir takipten sonra biçime gelir. Yol boyunda bir tane daha aynı çeşitimiz var, Genesis CLP. O da şahitli, yani başka rakip bir çeşit var, başka firmanın. İkinci ürünün adı altında su verip ekilmiş. Bir de bizim var. Orada bıçak gibi bir ayrıntı var. Soldaki çeşit dönmüyor. Yani kurumuyor. Şimdi gece gündüz belli bir sıcaklık farkından sonra o zarar görmeye ya da kendini doldurmamaya başlayacak. Ve kendini yaşam faaliyetini sonuçlandırması için yapması gereken ne? Bir kere de kendini kurutmaya başlayacak ve orta taneleri boş kalacak. Çalık yapacak. Biçerken çalık atacak. Böyle sorunlar olacak. Biliyorum bunu ilk ürün olarak ekebiliyor muyuz? İlk ürün olarak ekebiliriz ama dediğim gibi ilk biçim yapılması gereken bu olur ve sıkı bir takip yapılması lazım. Eğer sıkı bir takip yapamayıp tarlaya biçmeye gitmezsek, sonra bırakırsak yanıp kavrulur. Yani çünkü çok erken şekilde oluyor. 85-90 gün içerisinde kendini sonuçlandırıyor. Başka merak edilen soru bir şey varsa? İlk ürün için zaten buna alternatif olarak birinci ürün olarak ekilen çeşitlerimiz var zaten. Tabii. Onları temin edebilirsiniz. Yani aynı bunun gibi aynı özelliklere sahip, aynı dayanıklıkta daha iyi verimlerde, hatta tam gününde biçtiğinizde ona uygun çeşitlerimiz var zaten. Burada amaç ikinci ürünü biraz daha ön plana çıkarıp en azından çiftçilere sonrasında bu çeşidi aktarabilmek. Yani birinci ürün için istediğimizde... Tabii yani biz ikinci ürün ona olanağı sağlıyoruz. Burada dediğim gibi çok özel bir şey yapılmadı. Üstten de bir şey attırmadık. Altta taban gübresi var. Yapılması gereken sadece birkaç tane su verilmesi gerekiyordu. Sadece bir su verildi zaten. 3-4 su verildiğinde biraz daha boylanıp kafa kelle yapıları dediğimiz yapılar daha dolu biraz daha fazla. Mesela burası ova. Burası verimli sonuna kadar kefir. Şu an çekirdeklerde gayet. Bunları bir şablon olarak yukarılarda bir kumluk yerde eksen. Bu toprak seçiciliği, toprak seçiciliği bunda yok. Dediğim gibi kumsalda ekersek zaten suyu daha kolay alabileceği için daha fazla boyanıp bir kere de kuruyup daha fazla kelle yapıyor. Şimdi kepir yerde biraz daha ağır yürüyor. Evet. Aslında şu an bunun biçimi geldi. Ne zaman ekildi bu Haziran'ın kaçında? 17 17-18 Haziran'da ekilen, bugün Eylül'ün 14. Yani 17-18 Haziran'da ekilen bir ayçiği kuruma dönemine geliyorsa birinci ürün gibi bir şey zaten. Ve söyleyeyim, burada birinci üründen daha fazla verim var. Yani bu yapıyla falan, bu gösterişle 250 kiloya kadar mal yakalar burası. Çok rahat bir şekilde yakalar. Ama bunda tek handikap biçim gününü kaçırmaz. Kaçırmayacaksınız. Biçim günü çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her gün eksiğe yazar. Tabii. Zaten o yüzden birinci ürün olarak arkadaşın az önce saydığı diğer çeşitleri zaten tavsiye ediyoruz. İkinci ürün olarak özellikle genetik tavsiye ediyoruz. Yani her zaman tüm tarla koşullarında, su olan koşullarda ya tarla tabi olan koşullarda denilebilir. Çok rahat bir şekilde hareket edilebilir. Biz bu çeşidi ekmenizi ikinci üründe öneriyoruz. Herhangi bir durumda da en yakın bayilerde, en yakın Trakya Birlik Tarım Kredi Kuruluşu'ndan ulaşabilirsiniz de. Aynı zamanda oradan bizim cep telefon numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Biz burada bir ekibiz. Kenan Bey, Ercan Bey, Eren Bey buradaydı. Şu an birazdan gitti. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımız da ziraat mühendisi. Ticari satış konusunda, teknik konuda ben yardımcı oluyorum. Adım Mehmet. O konularda bize çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biz önceden de ekerken de tarlanızda yer almaya çalışıyoruz. Biçerken de tarlanızda yer almaya çalışıyoruz. Biz Hakan abi, Gökhan abiler de bu şekilde hareket ettik. Yani tavını yakalamaya teknik olarak elimizden geldiği, dilimizden döndüğü kadar üstlerimize de bazı bilmediğimiz durumları danışarak
fikir sahibi olmaya, fikir sahibi yapmaya çalışıyoruz. Yani bir bilgi alışverişi yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi herhangi bir rahatsızlık görülmeden güzel verimler biçilebilmesi için ikinci ürün ezgelinsiz CLP'yi ben gönül rahatlığına önerebiliyorum. 2-3 yıldan beri de az da olsa ticari bir satışını sağlıyoruz. Çünkü getirdiğimiz tohum sürekli bitiyor. Bu sene çok ciddi bir şekilde Kırklareli'de, Babaeski'de, bu alanlarda özellikle deniz iklimi dediğimiz Gelibolu, Çatalca, Silivri, Tekirdağ hattında su olabilen ya da nem tav tutabilen, esintisi olabilen tüm alanlarda biz ürünümüzü ticari satışını da yaptık, denemesini de yaptık. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. En düşük dediğimiz su olmadan sadece yağmur çisentisine aldığımız verim 110 kilogram. En düşük alabildiğimiz yağ 40. En yüksek biçtiğimiz 350 kilogram verimler var. Yağlar en yüksek 44-45 bandında geldi. Ama dediğim gibi ikinci ürün de genelde yağlık değil, verim olarak yer alır. Bu ürün ikramımız var. Hep beraber bir şeyler yiyelim. Ondan sonra bir çekilişimiz olacak. Çekilişimizde de kısmet size bir torba tohum hediye edeceğiz. İnşallah bana çıkar. Teşekkürler. 8 bir tohum. Görüşünü alalım bu tarla gününden sonra. Bence tavsiye edecek bir günlerinde oğlum. Çünkü böyle bakıyorum. Şimdi ben bizimkiye de baktım. Ama da bir iki gün önce gitmiştim. Bizimki ne? Geç de ekildi değil mi? 130'luk. Tamam bizimki de geç ekildi. Aşağı yukarı 5-10 gün araları var ama bence tavsiye edilecek bir gününde. Daha ne alır? Sana mesela oğlum, yapar bence hani. Bence yapar oğlum. Ya bugün ikinci üründe. Oradan 250 kilo aldığın zaman çok mal. Çok mal. Tabii oğlum. Ama bayırdan sulama da değil mi? Bir kere suladılar onu oğlum ben ne olur. Bir kere sulandı. Mesela şey gibi yerlerde, kumsal gibi yerlerde de ikisi nasıl diyor, olur acaba? Bak diyor, diyor çocuğu şimdi. Biz onu tabii onun deyimle çıkıyoruz ya. Ya da 100 kilo alsan yine çok mallı oğlum. İkinci ürün evet. Deriz. Geçen sene ben 25 dakika ettim. 100 kilodan alsaydım 3 ton mallıydı misal. Evet. Ama biz ne aldık? 50 kilo. Evet. Makine kurtarmadı mesela biçmeyi bizim. Yani bence ekilir, denenir. En kötü de denenir. Hem boylu hem kafa yapıları gerçekten güzel. Gerçekten güzel yani bu şeye göre maşallah. Güzel. Ne zaman asa da olur şimdi bunun? O ne diyor baksana. Günü ama, gelmiş bile diyor. Günü geldi ama daha yeşil nasıl ama oluyor? Ama fazla değil oğlum. Çok hızlı kuruyor. Ben birkaç yıl önce şöyle şu ayçiçeğe baktığımda şu ayçiçek bence hayvan sarısıydı şu anda günleri. Çok hızlı kurumuş. Bu öyle tahmin ediyorum. Bir hafta sürmez içilir. Ya 85 günlük olması sana hani bu, ikinci ürün olarak. Şu anda günlendiği o kadar. Bir hafta sürmez bugün de bitecek. Biç yani. Biçmeye gel baksana oğlum kafaları. Evet evet. Kafa kırmış şuraya baksana. Kafa kırılmış yani bildiğin kafa kırılmış. Neden kırılıyor şu kal? Şuradaki şu başta şu köşeye baksana burada. Hepsini kafa kırmış. Evet evet doğru. Bak hepsi kafa kırmış. Bu maldan kırır kafayı. Yani, varmış mı kafa kırmış. Bunlar bile iyiymiş yani kendini. Yeşil olduğu için mi direnmiş ne olmuş? Burası yüksek su da görmedi burası. Valla çok güzel mal maşallah. Çok güzel maşallah. Yani iyi yani. Çok güzel. Sen düşünüyor musun ekmeği? Valla büyük ihtimal yani büyük ihtimal. Babamın ismini de yazdırdık. Benim ismimi de yazdırdık. Bana çıkarsa sizin, babama çıkarsa artık babam ekecek tarlaya. Yapacak bir şey yok onu. Öyle anlaştık. Tarla sahibi nerede? Evet, kaç numara çıkardın? Anne. İsmini okuduğumuz numarada bir torba tohum, ayçiçek tohumu, eskiden siz vereceğiz. Bir tane mi? Annem çıkardın. Anne! Sen ikişer kilodan beş tane. Anne! Ben son gibi kalorisi değil. Evet, tamam anne çeksin. Annem çeksin. Alalım videoya. Hadi 16. Acı dur, karıştır o tohum. Bir tane al anne. Verme Mehmet'e. Bir tane. Ben almadım daha be. 16 kim? Ulan var ya. 16 broncumuza çıktı. Hayırlısı olsun. İnşallah öyledir. Dur öyle hatırlıyor. Geç kalmışım ben yazılmamışım. Evet, 16 mı be abi? Samet Karakaş değil mi? Aman Samet evet. Geçecek. Evet. Yürü o dede baş. Samet Karakaş mı? Tamam bir doğru. Hayır hiç olmaz ya. Ben dedim bana çıkacak diye. Şimdi bak sen salak. Çekil ama bir şey veremiyorum. Hediyem bitti artık. Şöyle değilsin. Olmaz öyle. Sana çıksaydı senin de. Sen o ayçiçeğini bence sakla bu olur onu kaybeder. Ne ben verdim onu hediye. O hediye dedi vereceğim onu dedi söz verdim. Kaybeder mi onu? Böyle suç kast olmaz senin gibi. Niye etmemiştik? Çekilişi de kazandım sizler için de. Bu kazandığım çekilişteki tohumu hediye edeceğim. Açıklama kısmına arkadaşlar şartları koyacağım. Oradan okuyup çekilişe katılabilirsiniz.
Vallahi baya mutlu oldum ya. 16-16 falan filan diye baya böyle inanmıştım. İnanmak başarmanın yarısıymış. Bunu bir kez daha tescillemiş oldum. Arkadaşlar anlattılar. Evet. Ondan sonra sen şimdi ne düşünüyorsun bu tohumla alakalı? Ne düşünüyorum? Görüntü güzel. Dandıman da iyi gözüküyor. Kısmetse biçmeye de geleceğiz. Evet. Biçimini de göreceğiz. Bakalım ben de itfaiyede çalışmıyorsam biçimine geleceğim bakalım. Geleceğiz. Zaten komşuyuz buralarda. Evet. Geleceğiz, biçimini göreceğiz. Dökmesineyiz yani, bizde şey yok, saklı gizli yok. Her şey meydanda, gün gibi ortada. Evet. Yağ da çıkacak, randıman da çıkacak. Tabii. Bizde benim şahsi fikrim en iyi reklam malın kendisidir. Sen istediğin kadar anlat. Mal kendi reklamını yapar. Memnun kalırsak deneyeceğiz tabii. Deneyeceğiz. Ya kafa gibi. Yapısıdır, fiziki güzel. Görüntüler falan. Görüntü güzel. Olarak gerçekten güzel. Yani, mal kendini satıyor. Öyle evet. Diyelim. İnşallah deneyeceğiz. Peki şöyle bir şey sorayım sana. Hani verimde de güzel verimler alınabilirse. Evet. Ekmeği düşünüyor musun? Buna uygun tarlan var mı? Tabii. Ya bizim işimiz burada. Şükür her bölgede yerimiz var. Kumu da var. Kepeği evet. De var. Tospolu da dediğimiz de var yani. Böyle her yerde deneriz. Ama ilk herhalde yani böyle daha randımanlı yere deneriz. Hı hı. Çünkü riske edecek şansımız yok. Daha böyle sulanacak yere deneriz. Randıman görürsek devam ederiz. Biz yeniliğe açıkız. Sence sulama şart mı? Sulamak? Keşke yer sulansa ama biz açık konuşalım. Yani çok da sulama şeyimiz yok, kabiliyetimiz yok. Evet. Sulanacak yeri atıyorum, benim burada 100 dakika yerim varsa ovada. Ben bunu ancak 15-20 dakikanı sulayabilirim. Evet. Yenme koşusuna. Şimdi günün içinde 20 dakika 50 dakika yerde gezme şansımız yok ki sulamada. Günün bu ayçi bu. İçine girip evet. Sulama şansımız yok ki. Ya çok büyük yatırım atıyorum. Yapıp altyapı tabii kurup o altyapı hani. Yok. Şimdi buradan suyu salıp da içinde gezemezsin ki büyük tarın içinde. Evet. Sulandı. Suladık. Tabii ki su alan yerler çok fark ediyor. Belki %40, %50, %50 randıman farkı var. Sulanınca tabii ki iyi olacak. İçeride denemek sen lazım. Peki... Aslında bunu şey olarak denemek lazım. İç sulanmadan verici randımanı görmek lazım. Evet. Kıyaslamak yani kumsal lazım. Yerlerde kepine. Tabii. Deneyeceğiz. Vardır göreceğiz. Zaten ya, örnekleri vardır tabii de hani tabii. Bizim burada bölgemiz yoktur. Tabii. Peki şöyle bir şey, sen erkenci gündendi, sen de ekiyor musun mesela? Hani en erkenci gündendin kaç günde olgunlaşıyor? Var mı böyle 100 günlük, 110 günlük? Özel erkenci gündendi aramadım. He. Ama ikinci ürünlerim var. İkinci ürünü ektiğim var. Peki onlarda nasıl verim alıyorsun? Vallahi bu sene ikinci ürünlerim daha iyi. Daha mı iyi? Birinci ürünlere göre daha iyi. Çünkü birinci ürünlerim ekildi. Onlar da geç ekildi zaten. Bu sene ekimler bizim Mayıs ayından sonra oldu evet. Bu bölgede. Evet. Daha çok kura yakalandılar. Yağmurlar günlerinde hiç ekti. Ondan sonra kura yakalanınca iyiymiş gibi gözüken günlerinde kurakta açlandı. Kötü evet. Oldu. Bence. Ama ovada ektiğimiz yerler, daha randımanı sulduğumuz yerler kat kat daha iyi. O mesela o arkadaşın dediği gibi dere boyundaki yerlere gidip görmek lazım. İkisini mükayese edebilme şansımız var aslında. Evet, evet. Orada bir canım istiyor hatta, şimdi gidip göreceğim orada. Gidecek misin? Vallahi bakmak gideceğim. Lazım oraya. İstersen beraber de gideriz. Bakarız. İkisinin karşılığını kaçarız. Benim orada şimdi piyasada ekilen tohumlardan. Evet. Şimdi verme gerek yok ama piyasada ekilen tohumlardan. Aşağı yukarı bütün %80 aynı cinsten kullanıyorum. Bir deney kıyaslayacağız. Yani dediğim gibi yeğenlerim ektiler. Birebir sınırlı yerlerimiz var. Değil mi? İkimiz de suladık. Aynı aşağı yukarı zamanlarda ekildi. Deneyeceğiz. Kıyaslayacağız. Bakalım yani görüntü olaraktan ziyade bakalım kantardan çıkacak. E tabi. Ya şimdi malı sattığın zaman ne çıkacak? Yapacak. Tabi. Şimdi görüntü çok olması önemli değil. Biraz dektörü de yapacak. Yani bizim için dediğim gibi en iyisi malın kendisi. Evet. Kantarda söyleyecek. Mal kendini kantarda satacak. Tamam. Aynen. Kilo gördük mü? Kalbimize sindi mi? Para veriyoruz yani, karşılığını almak istiyoruz. Evet. Onca yemek veriyorsun. Tabii o kolay değil bu işler. Masraflı işler. El ele yeni sezon için bu fiyatlarla riske edecek bir şansımız yok yani. Evet. Deneyeceğiz kısmen. Ağzına sağlık Ali abi. 5 kiloluk bir tohum çekilişimiz mevcut. 5 kiloluk tohum çekilişimiz tabii tüm takipçilerimize istediği koşullarda, istediği toprak yapısına göre çekilişimizi tamamlayıp vereceğiz hediye olarak. Evet arkadaşlar, çekiliş şartlarını açıklama kısmında yazacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. O zaman herkese bol şans. Teşekkürler. Öncelikle merhaba Samet kardeşim. Hoş geldin, ayağına eline sağlık. Biz bugün burada Lidea firması olarak bir ayçiçeği tarla günü düzenledik. İkinci ürün dediğimiz Ezgenesis Intervix Plus'lı bir çeşidi. Ben firma hakkında kısa bir özet vereyim. Lidea firması Eurolis ve Kosat firmasının birleşimiyle oluşan ve Türkiye ve dünya pazarında yer alan firmalardan biri. Biz tarla bitkileri gruplarında, yağlı bitkiler gruplarında öncü firmalardan biriyiz. Fransız menşeliyiz. Fransa'da fabrikalarımız mevcut. Dünya çapında ayçiçeği tohumu olsun, tarla bitkileri tohumları olsun. Tüm bitki gruplarına hakim bir şekilde ticari satış ve pazarlama
aynı zamanda teknik destek, aynı zamanda laboratuvar destekleriyle beraber yer alıyoruz. Bugün de burada model tarımla beraber, yani bizim Trakya spiritörümüz olan model tarımla beraber bir tarla günü organizasyonu düzenledik. Pehlivanköy, Kuştepe köyündeyiz. Güzel bir organizasyon oldu, güzel bir katılım oldu. Yaklaşık 80-85 kişilik bir katılım mevcuttu. Burada sadece Intervix Plus'lı ikinci ürün dediğimiz eskeniz çeşitimizi tanıttık. Aynı zamanda bizim arkada da görmüş olduğunuz gibi hem Grand Star'lı hem Intervix Plus'lı hem de düz, yani ilaç atılmayan grupta olan çeşitlerimiz mevcut. Onları tanıtmak gerekirse şöyle gösterelim. Bella bizim düz bir çeşidimiz. Yani Intervix Plus ya da herhangi bir Grand Star gramlık ilaç atılmıyor. Argentik Grand Star'lı gramlık ilaç atılabilen ayçiçeğimiz. Loris Intervix Plus'lı bir ayçiçeğimiz. Antemis de Intervix Plus'lı bir ayçiçeğimiz. Tüm ayçiçekleri tüm toprak yapılarına uygun bir şekilde tüm Türkiye'de yer alıyor. Ticari satışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda da yüksek yağ, yüksek verimle bu sezonu tamamlamayı hedefliyoruz. Hedeflerimizde de neredeyse %50-%60 seviyesine ulaşmış durumundayız. Ayçiçek sezonu sonuçlandıktan sonra hedeflerimizin neredeyse hepsini tamamlamış olacağız. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda Loris, Antemis ve Argentik su çeşitlerimizin de tarla günleri mevcut olacak. Trakya'nın birçok alanında tarla günlerimiz, Trakya'nın birçok alanında ticari satışlarımız mevcut. Ticari satış kanallarımızda zirai bayilerin yanı sıra Trakya Birlik, Tarım Krediler, Ziraat Odaları, Pankobirlik dediğimiz pancar kooperatifleri de mevcut. Tüm teknik destek ekibimiz ve saha elemanlarımızla biz bu işi en güzel seviyeye getirerek, en ulaşılmayacak alanlara bile ulaşarak bu durumu güzel bir şekilde yapmaya ve çiftçilerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Umarım bir dahaki tarla günlerinde yine sizlerle beraber görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Dostlar, tarla günü etkinliğimizin sonuna geldik. Kısaca özet geçersek, şahsen babam beğendi, Ali abi de beğendi. Bakalım hasadı yapılsın, randıman olarak nasıl bir verim alınacak, nasıl bir sonuç verecek? Onu değerlendirdikten sonra kısmetse biz de seneye ekeceğiz. Çünkü çoğunlukla ikinci ürün ağırlıklı biz ayçiçeklerimizi ekiyoruz. Ve bu tohum da ona uygun. 85 günlük bir yetişme süresi var arkadaşlar. O yüzden şahsen biz düşünüyoruz. Dediğim gibi eğer itfaiye olmazsa burası hasat edilirken de o görüntüleri çekip sonucunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videonun burada sonuna geldim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz de şurada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde abone ol butonu var. Ona tıklayabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Lafı fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.